Bekle. Al kızım, aferin, ödül mamasını hak etti. Şimdi şöyle, patimizi de temizliyoruz. Patişkomuzu da temizliyoruz. Bakın böyle. Oh. Bak kızım, bak. Tasmaya alışıyor. Tasmaya. İlla böyle yanıma gelecek, bak. Kızım. Böyle atlaya atlaya bu eşofmanlarımı mahvetti tırnaklarıyla. Merhaba de. Merhaba de. Bak kim var? Kim var? Kim var orada? Kim var? Kim var orada? Bir tane ödül maması kaptı bu arada. Bir tane ödül mamasını kaptı. Çöplerimizi de topladık. Selamlar dostlar. Kapı çalıyor. Bana öyle gelmiş. Şimdi birlikte markalardan gelen ürünlerimi inceleyelim. İlk önce Skin 401 markasından çok güzel bir cilt bakım seti hediye aldım. Dayanamadım, açtım bu arada ben paketlerini.
Şöyle bir temizleyici yollamışlar. Bir nemlendirici yollamışlar. Bu arada nemlendiricim bitmişti ve nemlendirici bakıyordum. Kasım indirimlerinde alsam mı demiştim. Almamıştım ve Skin 401 markası yollamış. Gerçekten yapısı da çok güzel bu arada. Deneyimliyorum yani. Bir hafta falan oldu bana gelele. Instagram'a çektim hatta ilk başta bir paketi açarken falan orada çektim işte. O yüzden Instagram'dan beni takip edin. Orada böyle daha hani anlık paylaşıyorum. Gerçekten ürünleri güzel. Yarın bir işbirliği videosu da çekeceğim hatta. Bu markasından bir paket aldım. Yine hediye olarak geldi. Çok teşekkür ederim. Ter önleyici, beyazlatıcı rolon var. Leke karşıtı beyazlatıcı krem var ve güneş kremi var. Bu arada güneş kremim de bitmişti. O da çok iyi oldu. Şöyle 50 faktörlü korumalı. Yapısı da çok güzel. Bir güneş kremi. Bunların hepsini sizinle deneyimleyip paylaşırız. Özellikle şu beyazlatıcı leke karşıtı kremi çok sevdim. Hani güneşe çıktığımızda istemsiz lekeler oluşabiliyor. Bu da onu önlemek için güneşe çıkmadan hemen önce uygulamamızı öneriyorlar. Öyle hepsini birlikte deneriz. Ha, bu arada Skin 401 markası Krimiko'nun şöyle bir serumunun testerını yollamışlar. Krimiko markasında daha ürünlerini denemedim ama o da merak ettim bir marka. O da belki hediye yollamak isterse açığım denerim. Hediyeye geldik. Doğum günü hediyeme daha doğrusu. Gökhan'ın doğum günü hediyesini açtım biliyorsunuz. New Balance'ın çok istediğim bir spor ayakkabısını almıştı. Hala giyemedim bu arada çünkü sürekli bir yağmur durumu var. Kıyamıyorum yani. Artık giyeriz, kombineriz diye düşünüyorum. Çok güzel o ayakkabı da. Şimdi annemden ve abimden böyle bir doğum günü hediyem var. Ne olduğunu biliyorum, ben seçtim. Grundig'in bir çaycısı. Ben ilk evlenirken arkadaşlar çaycı almadım. Çünkü Gökhan dedi ki ben çaycının çayını sevmiyorum dedi. Sonra ben bir baktım yani çaycı olan yerlerde de Gökhan gayet içiyor. O yüzden dedim ki alayım ben, içersin sen. Şöyle çıkartalım. Yazın mesela daha çok termosta falan demledim. Termosa koydum, içti yani. O yüzden hem de kettle olarak da kullanırız. Bayağı aradım bu arada. Ben çelik olan ürünleri küçük ev aletlerinde sevmiyorum. İşte çelik kettle'ım vardı hatta böyle. Sürekli kullanıp kaldırıyordum. Ocağın üzerinde çaydanlık görüntüsünü de sevmiyorum. Böyle beyaz bir şey arıyordum. Beyaz ve cam. O yüzden bunu çok beğendim. Attım. Annemle abim de aldılar. Çok teşekkür ediyorum buradan. Bakalım nasıl. Tezgahımdaki ürünler de benim genelde beyaz. Beyaz siyah. O yüzden yakışacağını düşünüyorum. Yani en kullanabileceğim model buydu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani çaycı olarak kullanmasanız bile yine kettle olarak da kullanabilirsiniz ama ben çaycı olarak kullanacağımı düşünüyorum. Çok pratik oluyor ve hemen o çaydanlığı kaldıracağım. Şimdi geldi. Sonra da şöyle açalım. Maneriyesi. Kemik iki tane. Ver hemen oynasın. Hemen mi? Ama kargo açıyorum. Kargo işlerimi halledeyim. Bu arada ben ona ödül maması da verdim. Çok güzel. Patişkom, patişkom bekle. Şöyle. Birlikte açalım ambalajları. Çayı direkt buna koyuyorsun. Çok güzel. Malzemesi çok kaliteliymiş. Aşkım çaycımız çok güzel. Bakın cam. Yani bizim bulunduğumuz yerde çok fazla sular kireçli. O yüzden buna hiç çeşme suyu koymayacağız. Sadece içme suyu. Şöyle 6. En güzel, en sade model buydu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ay harika. Bayıldım.
Ya bir şu görüntüye bakın. Bir de çaydanlığa bakın. Çok güzel. Hemen mutfağımızda konumlandıralım. Sadece bu biraz kısa mı? Yoksa... Ha okey tamam şimdi oldu. Aşağıda uzuyormuş. Yok gayet uzun. Gidelim mutfağa koyalım. Çaydanlığı artık dedim ki iptal ediyorum. Bu arada şöyle bir parçada et çıkardım Gökhan'a. Bu da çözülüyor. Koyuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bu köşeye düşündüm bu arada. Şöyle. Aşkım deneme çay mis gibi falan filan. Benim şeyimi kırma. Ben bundan istiyorum ya. Tamam ya bir şey demedim. Aldım zaten. Benim, bu da güzel oluyor. Benim yaptığım her şey güzel olmuyor mu? Evet. Sen yapıyorsan güzel oluyor. Evlenirken bana aldırmadı. Ne versem yiyor, içiyor yani arkadaşlar. Siz de çay sürecinde falansınız dinlemeyin yani. Gidip mesela pullu falan böyle kokoş mobukoş yastık kılıfları, mobilyalar alsam haklısın ama çaycı bu ya. Çaycılık nesi var? Şöyle bakın. Çok konuştum be. Böyle duracak. Ay çok güzel oldu. Nasıl aşkım? Çok güzel. Şu bulaşıkları düşünmeyin bu arada. Bunları kaldırıyoruz. Bu köşede air fry'ımız var. Bu var. Eğer isterseniz... İnsanlar da şey düşünüyordu zaten. Ama o bulaşıklar orada şey. Yani mutfağı bile bir modaya çevirdin. Ne alaka? Mutfakta bulaşık olur evet. Tabii. Yıkanmış temiz. Doğru. Haklısın. Şöyle garanti belgemiz. Bu arada eğer ki oldu ki çaycıyı kullanmadık. Şu şekilde bakın. Ketalanın da kapağı var mı? Var. Burada aa, işte. Güzel. Bununla uyuyor. Aynen o güzel. Sen illaki dersen ki ben içmeyeceğim çaycı. Yok yok her şey olması güzel. Mesela üstü yok onun öyle kettle duruşu şey değil. Kafası açık kalmıyor. Sadece bu içten rezistans değil mi? Ben şuradan bir şeye bakabilir miyim? Bakayım evet o içten rezistans. Dıştan olsa zaten rezistansı orada görürsün. Hele bir elini elime al. Bu arada bakalım arkadaşlar. Kaç yılmış garanti süresi? 2 yıl. 2 yıl garantimiz var. Bunu saklayalım hemen. Hemen fırlatalım. Güzel. Şimdi bunu düzgünce bir yıkayalım değil mi aşkım? Yıkayalım. Ben kıyamam bunu yıkamaya şimdi. Bunun temizlemesi çok kolay olacak. Bir de et var ama sen et yemiyorsun. Evet. Baksana aşkım. Hı hı. Direkt temizlenecek. İçinde demleyeceğim. Bir güzel yana şey derdin yok. Çay külçeyi gelmiyor. Ya aşkım hem o hem de çaydanlık sürekli kaynıyor. Sadece kapağını kapatamıyorum. Yardımcı olur musun bana? Hayır bakayım. Kapağını kapatamıyorum. Burası buraya gelmesi lazım. Açık yeri. Nasıl yaptın? Açık yeri oraya gelmeyecek. Ha okey tamam. Burası boşluktu zaten. Arkası burası olduğu için. Ha. Teşekkür ederim buradan. Bunu sonra yıkarız. Çaycı bu köşede mi olmalı acaba? Burada. Bence burada olmuyor. Sizce? Yorumlara yazın. Burada mı dursun? Bu air fryer olduğu yerde mi? Bir de bir güzel yanı onu kahvaltıdayken masaya alabilirsin. Fişini oraya takabilirsin. Ay sürekli evet. Sıcak. Evet. Bizim masamızda da priz var. Bakın hemen gösteriyorum. Burada kahvaltı ederken Gökhan sürekli beni kaldırmaz. Aa ben Gökhan'ı kaldırıyorum. Günahını aldım. Şimdi Gökhan kızartmaları yaparken ben de hemen bir pirinç pilavı yapacağım. Tezgahında çok poşeti var. Şurada. Ben şimdi ona takılacağım. Çünkü ben çalışırken yanında çöp poşet tutmayı seviyorum. Çünkü o zaman çok temiz çalışılıyor. Burası bir mutfak ama burada da var. Bu arada biz bu kovalı olanlardan aldık. Bozuldu. Benim soyacağım nerede? Fark etmez. Biraz pilav da olur. Şehriyeli de olur. Ne güzel. Her gün böyle sizde olmak çok güzel. Benim için de bayağı yorucu bir süreç bu arada arkadaşlar. Aralık ayında komple kapattım kendimi yani etkinliklere falan. Sizin için. Yalan yok. Ben yapma dedim. Evet yapma dedi. Yapma dedi. Ne kadar düzenli çalışıyor. Bayılıyorum gerçekten ya. Harika.
Nasıl yani az? Patişkona verdin mi kemiğini? Şimdi güzelce bir yıkayalım. Pilavımızı yapalım şöyle şehriyeli, arpa şehriyeli pilav. Aa, ten şehriyeliymiş. Arpa aldım sanıyorum. Neyse, değildir. Batayım biraz. Kapat ya. Klasik pilav yapacağım. Kapatayım bence. Sofrayı kurduğumuzda görüşürüz. Yani kızartma, pilav. Air fryer tel üzerinde eriyen et. Böyle. Görüşürüz yemekte. Çünkü açlıktan artık şey oldu. Bu biraz daha pişecek olmamış. Ne yapıyorsun yavrum? Ne yapıyorsun ya? Yorumlara yazar mısınız? Bu air fryerler zor kapanıyor. Hah. Bir daha yolluyoruz. Sıcaklığını 200 yapıyoruz. 7 dakika. Gönder gelsin. Görüşürüz. Bye. Evet, soframızı kurduk arkadaşlar. Şöyle karışık yoğurtlu bir kızartmamız var. Turşumuz. Böyle Gökhan bonfile yaptı kendi. Ben istemedim. Böyle sade hafif bir yemek. Biraz daha kızartmamız var ama onlar pişiyor. Bunları da ekleyeceğiz. Sos almıştık bu arada. Kırmızı biberli, sarımsaklı. Gökhan denedi etle. Gayet güzelmiş arkadaşlar. Önerimizdir yani. Bomboş diye bir Netflix'ten film açtık, onu izliyoruz. İnşallah bomboş bir film değildir. Şimdi gidiyoruz. Patişko'nun mamasını vermeye. Burası savaş alanı. Gördüğünüz gibi kargolar açıldı. Gelen hediyelere bakıldı. Şimdi Patişko'ma gelen hediyeyi hemen verelim. Bakın böyle bir hediye gelmiş. Nasıl bir şey acaba? Patişkosu. Gel, otur, otur, otur. Aferin. Bakalım sevecek mi? Çayımızı içtik güzelce, böyle dinlendik, keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi artık uyuyacağım ben. Efendim? Videoda kocadan fırça. Terlikleri niye ayarda değil? Çünkü yerden ısıtma. Lütfen terliksiz gezin. Çünkü yerler çok sıcak, basmak istiyorum. Her neyse arkadaşlar, şimdi dişlerimi falan fırçalayıp uyuyorum.
İyi geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Yarın akşam görüşürüz. İyi geceler.